Evet, 23. dersimizin konusu arkadaşlar parçada anlam, genel alt başlığı ise anlatımda yararlanılan duyular. Duyular biliyorsunuz arkadaşlar dış dünyayı algılamamızı, fark etmemizi sağlayan belli başlı organlardır. Bunlar nelerdir? Kulak yoluyla işitme, burun yoluyla koklama, deri yoluyla hissetme, göz yoluyla görme. Bunun yanında arkadaşlar bir tane daha kaldı. Ne kaldı arkadaşlar? Dil yolu, evet dil yoluyla da tatma duyumuzu gerçekleştiririz. Evet, burada bu konuyla ilgili sorular karşımıza burada bulunan ya da bulunmayan duyular hangisidir şeklinde olacaktır. İşte baktığımızda parçada geçecek kocaman gözleriyle gibi ifade görme duyusunun kullanıldığını, bu mevsimde buralara papatya kokardı ifadesinde de koklama duyusunun kullanıldığını paragrafımızda ne yapabiliriz? Görebiliriz, yani anlayabiliriz. Kolaylıkla. Evet, şimdi bir tane metin verilmiş arkadaşlar. Bu metimize bakıyoruz. Metinde hangi duyulardan yararlanılmış? Soğuk kış mevsimi Boğaz kıyılarında İstanbul'un iç kesimlerinin oranına daha soğuk, sisli olur. Evet, soğuk kış mevsimi ifadesi arkadaşlar nedir? Havanın soğuk olması da değil mi? Dokunma duyusuna yöneliktir. Baktığımızda sisli olur ifadesi görmeyle alakalı. Baktığımız zaman çevre sahibi müşterilerini ayartmak için tarçın, zencefil kokan salepler burada da koku duyusuna yani koklamaya ne yapmış? Söylemiş. O zaman arkadaşlar baktığımız zaman burada dokunma, görme ve koklamaya yönelik duyuları kullanıldığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet, siz de buna benzer belirtilen yere işitme, tatma ve görme duyularının hakim olduğu bir paragraf yazınız demiş. İşitme duyusuna yönelik işte kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Ben de masama oturmuş o ağaçların, yemyeşil ağaçların altında tatlı kahvemi yudumluyordum dediğimiz zaman yine işitme, tatma ve görme duyularının hakim olduğu bir cümleyle başlamış oluruz ve bunu devam ettirirsek bir parçaya yani paragrafa döndürmüş oluruz. Evet, parçaya ya da şiire hakim olan duygu arkadaşlar. Evet, bu konuyla ilgili gelecek sorularda verilen şiirden ya da bir şiire ait dörtlükten hareketle şiirde hakim olan duygu sorulabilir. Şiire hakim olan duyguya ve şiirin ele aldığı konuya tema diyoruz. Diğer ifadeyle de ana duygu da diyebiliriz arkadaşlar. Şiire hakim olan duygu, ana duygu. Bu tür sorular paragrafta ana düşünce soruları gibidir. Burada paragraf dedik arkadaşlar. Parçaya şiire hakim olan duygu. Tabii. Nasıl ki ana düşünce cümleleri paragrafı tek bir cümle haline getiriyorsa bu türde gelecek sorularda da şiiri biz tek cümle haline getiririz ifadeyle. Evet. Burada sorumuz ne olacak? Şair bu şiiri hangi duyguyu ön plana çıkarmak için yazmıştır sorusunu sorduğumuzda bunun cevabını alabiliyorsak bu cevap o şiire hakim olan duygudur. Evet. Örnek bir şiir var bakın arkadaşlar. Nedir bende bugünlerdeki bu 15 yaşındaki çocuk hali, küçük eşya merakı, çiçeklere duyduğum bu sevgi, kahvemi keyifle içişim. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar kendisinde 15 yaşındaki çocuk halini görmektedir. Ne kadar güzel değil mi? 15 yaşında neşeli cıvıl cıvıl olur çocuklar. Bu onun yaşama sevgisine sahip olduğunu ne yapmaktadır? Yaşama sevincine sahip olduğunu göstermektedir. Bu yüzden bu şiirin teması yaşama sevinci diyebiliriz. Elimde sazım ağlar, kolumda bazım ağlar. Çek bayraklar bayrağı, sılamda kuzum ağlar. Burada da arkadaşlar baktığımız zaman özlem ve üzüntü temalarının işlendiğini görmekteyiz değil mi arkadaşlar? Çek bayraklar bayrağı, sılamda kuzum ağlar. Burada özlem teması işlenmiş. Evet. Aşağıdaki boş bırakılan bölüme yurt sevgisi temalı bir dörtlük yazınız. Evet. Yurt teması tabii ki arkadaşlar yurdumuzu ve yurdumuzu sevme üzerine bir şiir yazarsak yurt temalı bir şiir yazmış oluruz. Evet. Burada bir duyuru uyarı var arkadaşlar. Didaktik yani diğer ifadeyle öğretici şiirlerde duygudan çok düşünceler ön planda olduğu için didaktik şiirlerde paragraf sorularında olduğu gibi verilmek istenen düşünce bulunmalıdır. Burada da diğer şiirlerden bir yönüyle ne yapıyormuş? Didaktik şiir arkadaşlar. Ayrılıyormuş. Evet, geçiyoruz anlatıcılar ve bakış açıları. Evet, burada tabii bir metini yazan bir anlatıcı vardır değil mi? Bizlere aktaran bir anlatıcı. O anlatıcının bize metni aktarırken izleyeceği bakış açısı
nedir arkadaşlar? Bizdeki anlama düzeyini de ne yapabilir? Değiştirebilir. Tabii anlatıcı, anlatacağım metnin türüne göre bir bakış açısı belirler değil mi? Ne? Bazen o metni dışarıdan gözlemleyen, bazen o metindeki olayların içerisinde yer alan kişi anlatıcı olabilir. Buna göre de anlatıcı ve bakış açısı durumu değişir. Evet, bu anlatıcı ve bakış açılarının şöyle bir alt başlıklarıyla bir inceleyelim arkadaşlar. Birincisi kahraman bakış açılı, birinci tekil ben anlatıcı. Tabii burada kahraman bakış açılı anlatıcı da diyebiliriz. Burada bu ne demektir? Kahraman bakışı anlatıldığında kahraman olayın içinde yer alır ve olaya tanık olur arkadaşlar. Bizzati kahraman olayların içerisinde yer alır. Bundan dolayı da burada arkadaşlar kahraman anlattığı için meseleyi birinci tekil kişi ağzı ya da birinci çoğul kişi ağzıyla anlatım söz konusudur. Yani birinci kişi ağzıyla anlatım söz konusudur. Buna dikkat edelim. Kahraman bakış açısında her zaman bu geçerlidir. Hemen örnek metnimizi inceleyelim. Kimseler uyanmadan kalkıyor. Güneş henüz doğmadan yola çıkıyordum. Akşam hava kararırken günün yorgunluğu ile eve zor atardım kendimi. Bu yorucu işi günde 50 lira kazanabilmek için yapıyordum. Bu parayla kimseye muhtaç olmadan geçinip giderdik. Dikkat edersen arkadaşlar bakın yüklemlerdeki şahıs eklerinden neyi anlayabiliyoruz? Kimin anlattığını anlayabiliyoruz. Evet, birinci kişi ağzı anlatımı var. Birinci kişi ağzı anlatımı varsa arkadaşlar orada her zaman kahraman bakış açılı anlatım söz konusudur. Bunu unutmayınız. Geçelim ikinci anlatım türüne. Gözlemci bakış açılı anlatım. Burada ise arkadaşlar olayı bizatihi dışarıdan gözlemleyen, yani olayın içerisinde yer alanın değil de dışarıdan gözlemleyenin, dışarıdan takip edenin anlatıcı olmasıdır. Burada tabii kişi ağzı olarak üçüncü kişi ağzı, yani o anlatıcısı kullanılır. Çünkü üçüncü bir kişi anlatır olayları. Evet, bakıyoruz hemen metnimize. Kimseler uyanmadan kalkıyor, o kalkıyor. Bakın yüklemden anlaşılıyor kimin anlattığını. Güneş henüz doğmadan yola çıkıyordu, o çıkıyordu. Akşam hava kararırken günün yorgunluğu ile eve zor atardı kendini. Kim? Yine o. Bakın o ağzıyla anlatımın yapıldığını görüyoruz. Yani bu metni anlatan kişi olayın içerisindeki kişi değil, bize aktaran kişi. O zaman burada üçüncü kişi tekil anlatım söz konusu ve gözlemci bakış açısıyla anlatıcı durumu söz konusudur arkadaşlar. Evet, aşağıda üçüncü tekil anlatıcı ile yazılmış paragrafı birinci tekil anlatıcının anlatımına çevirerek yeniden yazınız diyor. Burada tabii üçüncü kişi neydi? O. Bunu neye çevireceğiz? Ben ya da bize çevireceğiz. Bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı. Bildiğimiz bütün duaları birer birer okuyarak atladık havuza. Yüzmeye başladık. Gittikçe güçten düşüyorduk. Güç bela karşıya ulaşabildik. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldık. Rahatlamıştık. Bir süre dinlendik, solunlandık, çevreyi seyretmeye başladık. Tabii bunu ben ağzıyla da yapabilirim. Bildiğim bütün duaları birer birer okuyarak atladım havuza. Yüzmeye başladım. Gittikçe güçten düşüyordum. Güç bela karşıya ulaşabildim. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldım. Rahatlamıştım. Bir süre dinlendim, soluklandım, çevreyi seyretmeye başladım. Taştan yapılmış aslan heykeli karşısındaydı. Kuşkulu kuşkulu yaklaştı. Gücünü toplayıp, evet, yapılmış aslan heykelin karşısındaydım. Kuşkulu kuşkulu yaklaştım. Gücümü toplayıp heykelin sırtladım. Yine okuyarak bildiğim bütün duaları yükselen dik yokuşa doğru yürümeye başladım. Yokuş soluğumu kesiyordu. Oldukça dikti. Omzundaki heykelse sanki gittikçe ağırlaşıyordu. Dediğimizde bu paragrafı birinci tekil kişinin anlatımına çevirmiş olduk böylece arkadaşlar. Evet, alıştırmalara bakıyoruz. Aşağıda verilen metinde hangi duyular kullanılmıştır? Kullanılan duyuyu cümle içerisinde geçen ifadelerle açıklayınız demiş. Evet, hemen bakıyoruz. Çocuk bir akasya ağacının altında yüzü koyun uzanmış gökyüzünü izlemekteydi. Burada görme duyusu var değil mi? Çocuğu biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. İfadelerle açık. Gökyüzünü
düştüğünü ne yapmak arkadaşlar? Görmek diyerek bu ifadeyle açıklarız. Ayaklarını yukarı kaldırmış, bir ileri bir geri sallıyordu. Yine bu ifadede böyle. Ağzının kenarındaki otu çiğniyordu. Sırtında yırtık bir keten gömlek, bacağında at ahırı ve ezilmiş yeşil ot kokan bir pantolon. Evet, burada arkadaşlar şu ifade yeşil ot kokan pantolon ifadesinden koklama olduğunu görmekteyiz. Başına az bir şey birden yana döndürüp uykulu gözlerle bana baktı. Ağzındaki otu dudağının öbür yanına itip gözlerini kapattı. Arkadaşlar burada görme, yani görme ile koklamaya yönelik duyulardan yararlandığını görmekteyiz. Parçamızda bu şekilde cevaplandırıyoruz. Evet, ikinci alıştırmamıza bakıyoruz. Aşağıda verilen metinlerde hangi tür anlatıcı kullanıldığını belirtilen yere yazınız. İki tür anlatıcı vardı, hatırlayınız arkadaşlar. Birincisi gözlemci, ikincisi ise neydi arkadaşlar? İkincisi ise kahraman bakış açılı anlatımdı. Evet, hemen bakıyoruz. Kahraman bakış açılı anlatımda birinci kişi ağzı, gözlemci bakış açısında anlatımda ise üçüncü kişi ağzı söz konusudur. Evet, bakalım. Oturma odasından gelen kahkahaların sebebini merak eden küçük Sümeyra ve Merve odalarında çıkıp televizyonun karşısına koştu. İki küçük kardeş televizyon izlemeyi bitirmek bilmeyen ödevleri yapmaya çalışmaktan daha eğlenceli buldu ve boş buldukları koltuklarda anne babalarının yanında yerlerini aldı. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar burada ne? Üçüncü kişi ağzı söz konusudur, değil mi? Üçüncü kişi ağzının olduğu cümlelerde ise arkadaşlar hangi tür anlatıcım vardır? Gözlemci bakış açısıyla anlatım vardır. Köy korkunç bir tuzakta. Her ev ve her köşe başı keskin nişancılarla doluydu ve sokakta bir görünmek kafana kurşun yemek için yeterliydi. O köyde çok asker ve subay kaybettik. Düşman hiç görünmüyordu. Görünen tek şey sadece bizimkilerin orada burada yere devrilmeleriydi. Bir evde keskin nişancı ararken tabancayımla bir Yunan öldürdüm. Bakın arkadaşlar, kişinin kendi ağzından anlatım var. O zaman burada birinci kişi ağzı anlatım vardır. O zaman biz kahraman bakış açılı anlatım diyebiliriz buna. Evet, diğerine bakıyoruz. En büyük bela sineklerdi. Milyonlarca sinek vardı. Siperin bir yana kara bir kütleyle kaplıydı. Açtığın her şey, örneğin bir teneke et, bir anda sineklerle örtülürdü. Bir kutu reçel bulacak kadar talihliysen açtığında önce sinekler dalardı içine. Sinekler ağzının çevresinde, yaralarının, çıbanlarının üzerindeydi. Vücudunun bir yerini açtığında hemen sineklerle kaplanırdı. Bu gerçek bir lanetti. Olayın içerisindeki kişidir. O yüzden birinci kişi ağzı anlatım vardır ve kahraman bakış açısıyla anlatım söz konusudur arkadaşlar. Evet, birkaç tane sorumuza bakalım ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır? O ağzıyla anlatımın olduğunu bakacak arkadaşlar. Yüklemlerden bunu çok rahatlıkla ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Evet, dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanında tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali tıpkı kafesi konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Burada arkadaşlar ondan bahsediliyor, değil mi? Olayın içerisindeki kişi söz konusu değil. Bu yüzden burada üçüncü kişi ağzı söz konusudur. Diğer seçeneklere de bakalım arkadaşlar. İşitirdik biz anlamında. Bakın, birinci çoğul kişi. Bir zabit arkadaşımla oturuyorduk yine biz. Ben Gönen'de doğdum ben. Baktın, biz ben ağzı var. Bu ise birinci kişi ağzı demektir arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yerler çamurluydu, çiseleyen yağmurun dallara çarpan damlaları derin bir fısıltı çıkarıyordu. Ben hemen çöktüm. Çamın kalın gövdesini arkamı dayadım. Cebimden paketimi çıkardım. Sırtından yükünü indiren ihtiyar avcıya uzattım. Evet, parçanın dil ve anlatımı ile ilgili aşkı söylenebilir. Deyimlere yer verilmiştir. Söylenebilir mi arkadaşlar? Evet, burada bir deyim söz konusu yok. Benzetmeden yararlanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet, benzetmede yok. İkilemelere başvurulmuştur. İkilemeleri biliyorsunuz arkadaşlar, bazen aynı bazen zıt anlamlı sözcüklerin tekrarıyla oluyordu. Böyle bir durum söz konusu değil. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır diyor. Hemen bakıyoruz. En sondan anlaşılıyor değil mi? Yükleme baktığımızda avcıya uzattım. Kim uzattı? Ben şahsını getiriyoruz. Yani burada birinci kişi ağzı söz konusudur. Buna göre cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evet, yine baktığımızda arkadaşlar aynı tür bir soru olduğu için bunu geçiyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz, duyuyla alakalı. Bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? Nedir bu kuş cıvıltıları bilmem ki. Cıvıltı burada arkadaşlar sesle alakalıdır, işitme.
Sonbaharda bulutlar turunç renklidir. Burada tabii renk gözle görülen bir şey olduğu için arkadaşlar görme söz konusudur. Hemen konuşur. Lodoslu İstanbul Denizi'ne baş döndürücü şeydir. Pek de sıcak olmayan ifadesi arkadaşlar dokunmayla alakalıdır. Ancak burada herhangi bir şekilde koklamaya yönelik bir duyu ifadesi söz konusu değildir. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Dersimizi burada sona erdiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle.